Cihan Esin Akademik Bakış'ta. Akademik Bakış Avukatlar Günü'nden bir gün önce avukatlık mesleğini masaya yatırıyor. Avukat Cihan Esin, Doçent Doktor Michael Kuyucu'ya avukatlık mesleğinin inceliklerini anlatıyor. Hukuk eğitimi almak isteyen gençleri ne tür zorluklar bekliyor? Avukatlık mesleği hakkında merak edilen her şey 4 Nisan Perşembe saat 21'de Akademik Bakış programında. yepyeni bir akademik bakış programından daha herkese sevgiler mutluluklar. Efendim Michael Koyucu da birliktesiniz ve bir akademik bakış programında daha birlikteyiz. Bugün akademik bakış programını bir meslek grubuna ayırdık. Çünkü bu hafta özellikle yarın Dünya Avukatlar Günü. E tabii ki her mesleğin bir günü, özel bir gün olduğu gibi 5 Nisan Cuma günü de Dünya Avukatlar Günü. Biz de dedik ki bugün özellikle akademik açıdan artı sektörel açıdan bu işin bir uzmanını, bu işi çok seven ve güzel bir şekilde icra eden bir meslek erbabıyla birlikte olalım dedik. Ve avukat Cihan Esin'le birlikte olmaya karar verdik. O da sağ olsun kırmadı. Geldi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Cihan Bey? Sağ olun, siz nasılsınız? İyisiniz Gayet inşallah. Gayet teşekkür ederiz. Dünya Avukatlar Gününüz kutlu olsun şimdiden. Yarın sağ, olun, ama, sağ, olun, sağ olun, e, biraz anlatır mısınız? Önce biraz avukatlığı konuşacağız sizinle. Ama önce bir Cihan Esin'i bir anlatalım. E, nerelidir, nasıldır, ne eğitim aldı, nasıl avukat oldu ve bugün nasıl geldi? E, adın bahsettiğiniz gibi Cihan Esin. E, mesleğimde 6. yıl içerisindeyim. Tabii ondan önce bahsedecek olursak e, İstanbul e, Okan Üniversitesi'nden mezunum. 2013 yılında mezun oldum. Yaşım da 30'dur. Ee, biraz önce dediğim gibi 6. yılda meslekteyim. Tabi hukukçu olmadan önce her çocuğun olduğu gibi bizim ideallerimiz vardı. Hukukçu bir ailede büyüdüm. Aileden hmm. Ee, aileden korkuttuydu. Aileden. Yani. Babam hakimdi ondan sonra. Oo. Ee, onun e, disipliniyle büyüdük. Tabi adliyeleri görünce, işleri görünce insan e, küçüktükten beri, daha okula başlamadan bile merak ediyor. Bizim evet. de bu mesleğe girdik. Aileden yani? Aileden yani. geliyor evet. Evet, Ne güzel. Baba peki mutlu oldu mu e, avukat mutlu hukuk oldu. Tabi şu anda hala bana yardım eder. İşte dosya dosyalarımda. E, ceza hukuku ve aile hukukundan e, sorumluyum. Yani uzmanlık alanım onlardır evet. daha çok. Hmm. Oldukça şey... Ceza hukuku çok geniş bir hukuk. Birazdan evet. o zaman enteresan bir şekilde sorarız. Bir de aile hukuku ee, o zaman bu boşanmalar... Boşanmalar, eylem, eylem, e, tabii velayet, şu çocuğun velayeti evet, olur, nafak olur. Evet, 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 Onlara bakıyoruz. Bunlara bakıyorsunuz bol bol ve tabii ki e, avukatlık mesleğini e, babadan e, gelen bir motivasyonla sergileyen bir e, avukat dostumuzla birlikteyiz. Şimdi e, kısa bir müzik arası vereceğiz sonra daha derinlemesine dalacağız mesleğe. Bakalım avukat olmak isteyenlerin ne tarz yollardan geçmesi lazım? Bir onu soralım e, avukatımız Cihan e, Esin'le birliktelik devam etsin kısa bir müzik Müzik arasından sonra. Siyaday Türk Akademik bakışta bugün e, avukatlığı konuşuyoruz efendim. Avukatlık mesleği. Yani hukuku konuşuyoruz ve avukat Cihan Esin'le birlikteyiz. Az önce biraz kendini tanıttı bize. Peki Cihan Bey şimdi avukat olma... Şimdi herkes çocuklara sorarlar. Küçükken ne olacaksın? Ya avukat derler ya doktor, doktor derler. Aynen. Doğru bir aynen. Şey herkes o vardır. Evet ama sonra tabii ki zamanla herkes kendi yoluna gider. Bu e, Avukatlık şu an için iyi bir meslek mi? Önce sorayım. Ee, tabii eskisi gibi e, maddi olarak bakarsak, e, işin tutturursan tabii ki de şey var da fakat daha çok eski... E, şey e, uzman avukatlar yani eski avukatlar daha çok e, yerleştiri için İstanbul'da veya e, Türkiye'nin her bir tarafında daha çok kazanma şeyleri fazla. Fakat manevi boyutuna bakarsak eğer kesinlikle bu mesleğe girmek istiyorsanız sevmeniz lazım. Popüler bir meslektir her evet, zaman. Değil mi? Sadece Türkiye değil tüm dünyada. insanlar e, avukatlığı e, maddi boyuttan çok hukuk fakültesine girerken popülerliğinden dolayı girmek hmm. isterler. Ya bir Çünkü, popülerliği var ya yani. Pop popülerliği yani topçu var. Topçu ve topçu kadar var yine. yani. Aynen. Yani. Sizin meslek kadar. <laughs> sizler de, topçular da, şarkıcılar Hı -hı. da. Yani sizin mesleğiniz çok popüler bir meslek. Ama onun haricinde kalan okuma okuma dediğiniz zaman, şey yapmanız dediğiniz zaman tabii ki de tıp ve hukuk geliyor Türkiye'de. Evet. Ee, Belli barajlar evet. var. Belli barajlar var. Evet, evet. İllaki bir fakülteye girmeniz lazım. Tabii bu fakülte boyunca da dört yıl boyunca tabii mesleki eğitim alıyorsunuz. Tüm ceza hukukudur, aile hukukudur, icra hukukudur, iş hukukudur vesaire vesaire alıyorsunuz. Onun haricinde tabii ee, mezun olduğunuzda biliyorsunuz avukatlıkta bir yıl e, staj dönemi var. Hı -hı. Avukatlık yapmak istiyorsanız. Dördüncü istiyorsan. yıldan sonra. De, dördüncü yıldan sonra evet. me mezun olduktan sonra altı, altı ay e, atleti staj yapıyorsunuz bütün mahkemelerde. Ceza hmm. mahkemesi, aile mahkemesi, iş mahkemesi, icra mahkemesi. Yani yaşatıyorlar. yaşatıyorlar Bildiğimiz uygulama yani yapıyorsunuz. Aynen uygulama pratiğe giriyorsunuz. Peki yani. ne oluyor mesela davalara mı giriyorsunuz? Bir avukatla birlikte mi oluyor? Bir avukatla birlikte aynen bir avukatın evet. yanında yani beş yılını doldurmuş meslekte. Evet. Beş yılın altını doldurmuş ha, o meslekte. O da olmaz. Tabii giremiyor ha, beş yani bir avukatın yanında da staj, yap staj, yapıyorsunuz. Davalara giriyorsunuz. Tabii davalara giriyorsunuz. Dilekçelerini yazıyorsunuz. Dilekçe aşaması Çünkü avukatlıkta sözlü olarak, yazılı olarak hmm. bir e, aşama vardır. Tabii. E, onu öğreniyorsunuz. Nasıl... Tabi bunlarda süre önemli. Hukuk mahkemede Hukuk genellikle iki haftadır. Ceza mahkemeninde bir haftadır. Aha. öğreniyorsunuz, işte İşte yargıtay konumunu öneriyorsunuz. Hmm. Bölge mahkemesi konumunu öneriyorsunuz. Akabinde Hızlan piştikçe evet. e, avukatlıkta uzmanlık alanınıza göre yetişiyorsunuz. Peki o zaman şimdi o zaman diğer eğitimlerden bir farkını gördük. Şimdi bu mezun olduktan sonra evet. mı oluyor? Ondan sonra evet. Yani yoksa o diplomayı kullanamıyorsunuz. Aynen kullanamıyorsunuz. Avukatım diyorsunuz ama Avukatım. piyasaya giremiyorsunuz. Tabii giremiyorsunuz. Bir de e, şeye bahsedeyim. Tabii e, yarın avukatlar günü fakat evet. e, sadece hukuk fakültesinden mezun olduğunuz gibi avukat olmuyorsunuz. E, hakim veya da savcı olma şansınız da var. Tabi evet. onun sınavı ayrı. Hmm. E, ÖSYM ve Adalet Bakanlığı beraber e, yürüttüğü sınav sonucunda bir sınava giriyorsunuz. Evet. Ona göre de e, Adalet Bakanı hakim veya savcı olmanıza göre sizi atıyor. Atıyor. Atıyor Türkiye'nin işte 5. E, bölgesi, 4. bölgesi veya 3. bölgesi işte hmm. İstanbul'dur, Diyarbakır'dır vesaire vesaire. O zaman onun da ayrı bir tıpkı tıpçıların tur sınavı gibi bir Aynen. sınavı var. Çünkü Aynen öyle. Oldukça Aynen. enteresan. Peki e, eğitimi nasıl bu işin? Mesela 4 sene ne? Bol bol ezber mi yaptınız? Ne yaptınız? Yani e, tabii Türkiye'de biliyorsunuz ezbere dayalı <laughs> bir sistem olduğu için tabii bazı hocalarımız veya tabii profesörler bu sistemin dışına çıkmak istiyor daha çok uygulama hmm. yaptırarak. E, ezber e, gerektiren dersler de var fakat uygulama gerektiren dersler de var. Mesela e, medeni hukuku veya da eşya hukukunu görürken e, olayı vererek onu çözünü Mesela bir hmm. vaka analizi yani, gibi. Yani, vaka analizi. Hani, boşanacak hmm. bir çift veriyor sizin önünüze. Ha. Çocuk da vardır. İşte kadının istekleri, erkeğin istekleri. Ona göre bir e, soruyu çözerek sizi yönlendirmenizi istiyor. O mesela o güzel. Sanki evet. ay mezun olmuşsanız da duruşmaya girmişsiniz gibi bir hava yaratıyor sizde. Evet. Bazı hocalar böyle uygulamalar. Bazı hocalar uygulamalar. Bazıları ezber Bazıları direkt ezber. İşte evet. ka kanuna göre. Peki sınavlarda şey mi soruyorlar? Peki şunu merak ediyorum. Avukatlar işte anayasadan tutun da bir sürü hukuk kitabı var. Bunları ezbere biliyor mu? Yok, hiçbir hiçbirisini hiçbir <laughs> ezbere yani, değil mi? Yani benim bu anda işte 43 yıl e, yıllık bir hakimin yaptığı e, fakat e, kanun değiştikçe veyahut da yeni bir, bir var, yeni mi? bir iştadlar, mesela yargıtay kararı evet. e, en yüksek emsal karardır. Ona göre biz avukatlar hmm. olarak o kararı alıp dilekçenin e, altına ek olarak sunarız. Evet. Veyahut da bölge mahkemesi istinaf kararına göre. Çünkü bu sürekli değiştiği için hakimin de bilme olasılığı yok. Tabii. Savcıların da, avukatların da çünkü o yüzden e, kanunlarımız ofiste her zaman başı e, yanımızda bulunurlar. Hmm. Biz de o kanuna bakarak. Veyahut işte her şey sosyal medyada artık. Siz Tabii daha yani. iyi biliyorsunuz. Ya da Google'a bile yani bağlı Google, bakabiliyorsunuz. Evet. Google'a göre bağlı bakabiliyoruz. Evet, Dolayısıyla o zaman e, sınıfı geçinceye kadar belki biraz ezber. Tabii, ee, aynen öyle. Sonrasında da ee, çok da şey değil ama tabii ki e, hukuk eğitimi almak e, az önce e, Cihan Bey'in de söylediği gibi baya bir prestijli. E, bu işin tabii ki eğitim yönü. Yine kısa bir müzik arası verelim ve sonrasında da biraz daha eğitim ve sonrasında hukukçuların neler yaptığını e, konuşalım Akademik Bakış Programı'nda. Michael Koyucu ile birliktesiniz efendim. Akademik Bakış Programı'ndayız ve avukat Cihan Esinle birlikteyiz. Peki Cihan Bey şimdi e, 4 senelik eğitiminize dönecek olursak. E puanlar da yüksek değil mi bu? Tabii puan Tabii e, her fakülteye göre değişiyor. Türkiye'de aslında e, en prestijli üniversite hukuk fakültesi olarak söyleyeyim. Diğerlerinde tabii biz evet. uzmanlık alanımız değil, bilmeyiz haddimize değil. E, İstanbul Üniversitesi ve e, meşhurdur değil aynen, mi? Aynen tabii. Ve Ankara ve Beyazıt'taki Aynen Beyazıt'taki ve Ankara. Yani ilk e, işte 68 kuşağı Av, avukatların, hakimlerin, savcının çıktığı yerler hep İstanbul Üniversitesi veya Ankara'da. Çünkü Türkiye'de ilk kurulan ikisi evet, vardı. Hukuk evet. fakültesinde onlar oradan mezun. Tabii şimdi vakıf üniversiteleri de girdi. Evet. Ama vakıf üniversitelerinde şeyi oluyor e, iki avantajı var bence. Birincisi sınıf sayısı az, kişi sayısı hmm. az. İkincisi de e, sonuçta or oraya da profesörler dışarıdan geliyor. İstanbul Üniversitesi'den Tabii. geliyor, İzmir'den evet. geliyor, Ankara'dan geliyor. Evet. Ondan sonra. Bu bir avantaj. Ya, avantaj. Biliyor. Gene bir vakıf üniversitesinde avantajı var. Kalabalık mıdır sınıflar peki? Yani e, genelde mesela İstanbul Üniversitesi Hukuk çok popülerdir. Ee, yani cidden yani böyle kontenjanları yani ne bileyim yada çok çok kişi mi okur musunuzlar? Çok kişi okur tabii bir de, bir de biraz daha zor olduğu için zordur. Değil e, değil altan, tabii yani. alttan kalan dersler olduğu hmm. için birikme oluyor. Hmm. E, 500 veya 750 kişi kadar çıkan bir bir Oo, sayı olur. bu kadar oraya da çıkabilir. Oo, yani. çıkabilir evet. evet. Oldukça enteresan. Ama tabii ki e, özellikle stajdan sonra. E, peki ilk davanız hatırlıyor musunuz? İlk davamı... Şimdi aklıma geldi bağları sormak yani. İlk, ilk davamı hatırlamıyorum tabii. İlk, mesela şöyle de söyleyeyim. Nasıldır, nasıl Ben e, ilk stajımı e, bir şirkette yaptım. Türkiye'de de önemli bir şirkette. Ardından iki yılda orada çalıştım. Tabii Hı -hı. orada bir ticaret, sadece ticaret davalarımız evet. vardı. E, onları saymazsak, ilk e, kendi ofisimi açtığımda dersek evet. ilk ceza davası almıştım. Hakaret ve tehditle dayanan. Tabii e, çalışıp girdiğimiz için dosyaya tabii üst yardım alarak ilk mesleğimizin yıllarında eee çözmemiz kolay oldu. Evet. Ee, heyecan oluyor muydu peki? Tabii yani ilk, mesela ilk duruşmaya girimde ayaklarım titriyordu. Çünkü eee sizler de tabii artık bu işin ehilisiniz mesela burada. Biz buraya girerken heyecan yaptığımızda biz de ilk duruşmaya girdiğimizde mesela heyecan evet. yapıyorduk. Mi? Evet. Ondan sonra tabii sonra atıyorsun yavaş yavaş. Çünkü ne yapacağını biliyorsun. Evet evet tabii her meslekte olduğu tabii, gibi. Tabii her Çok meslekte enteresan. olduğu gibi. Peki e, şimdi tabii ki avukatlık mesleğinin hani her işin zorluğu var, kolaylığı var. Birazdan örnekleri soracağım. size göre kolaylığı nedir, zorluğu nedir? Ya da e, insan psikolojisiyle uğraşıyorsunuz. Tabii aynen. O. E, nasıl yani hiç böyle babanızla dertleşip ya baba ne bileyim hukukçu olmasaydım dediğiniz oldu mu? Yoksa... Bu zorluktan nedir yani onu sunmak istiyorum. Hiç onu demedim. O daha, daha gelmedim fakat e, tabii ki de zorluklar oluyor. Çünkü sürekli insanla uğraşıyoruz. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim sonra direkt konuya geçeyim. Hakim savcı veyahut da bir yerde bir e, şirket avukatlığı yapıyorsunuz, sizi e, 7-24 arayan müvekkiller olmaz. Hmm. Fakat burada kendi ofisinizi açtığınız zaman tabi sorumluluk da daha fazla artıyor. Evet. Bağımsız e, yani. E, tabi aynen. Tabii. Cumartesi pazarda telefonlarını açmak zorundasınız. Çünkü bir sorun olur, bir şey olur veyahut da evet. e, hafta içi işte mesai saatinden sonra telefonunu açmak zorundasınız. Evet. Bu Değil. demek ki 24 saat online olmak zorundasınız. Tabi aynen. Online olmak zorundasınız. Bu e, işin bir zorluğu. E, tabi. E, tabii ki zorlukları oluyor. Davayı kazandığınız zaman. Tabi. Hiç sorun yok. Siz Çünkü siz kazandınız oldu. hani biz kaza ay onlara sorun değil. Ya sonuçta davayı kazanıyoruz. Onlara bir mutluluk veriyoruz. Ve o zaman tabi e, tabii sizin de bir o, e, gururunuz, onurunuz okşanıyor. Tabii. Fakat kaybettiğiniz zaman e, bu arada ben de hiçbir zaman kaybedeceğim dosyaya girmem. Hatta kaybedeceksen bile baştan söylerim. Bu davaya kazanmam zor derim. Hmm. E, bu çok önemli e, tabii. aslında. Evet yani. De aslında profesyonel olması gereken tabii ki de avukatların nerede dosyaması çünkü herkesin savunma hakkı vardır. Tabii. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre hı hı. E, savunma hakkı vardır. Fakat ben en başta söylerim yani ben bu davaya kazanma şansım biraz zor. E, Sonuçları bunlar olabilir. E, tabii ki de bütün şansımızı zorlayacağız hukuk çerçevesinde, tabii. kanun çerçevesinde. Ama şu da olabilir. Şu da olabilir yani aklında bulunsun sonradan diyorsunuz. olmadı hı hı. olmasın yani diye bir başta söylüyoruz. Tabii insanların bazıını hoşuna gidiyor bu. Evet, Direkt bazıları demoralize oluyor. Demoralize oluyorlar. Tabii anlaşamıyoruz o zaman da. Başka hmm. O kadar da anlaşabilirler. daha bir o zaman daha bir pembe tablo çizmek. Çizenlerle anlaşabiliyorlar. Aynen, tabii. Değil aynen. Değil yani her meslekte olduğu gibi bu meslekte de birazcık e, e, ağzı laf yapanlar ve biraz da iknayı pembe tablo çizerek yapanlar e, şey yapıyorlar. Etik olmasa etik, da etik olmasa da, tabii. Şey ama popülerlik sağlayabiliyorlar tabii. ama tabii ki önemli olan ee, ki birazdan konuşacağız ee, ceza hukukçusu ve aile hukukçu evet. hukuku ee, ceza hukuku çok zor mesela. Zor meslek. Ee, birazdan onu soracağım sizlere tabii ki etik boyutu işin çok önemli ee, yani hukuk ve sağlık Dünyanın en önemli e, branşlarından bir tanesi. E, çok güzel söyledi Cihan Bey. Kazanamayacaksam da hiç olmazsa bu şekilde bir riskim var diyebiliyorsunuz. Peki birazdan vakaları soracağım. Tamamdır. Enteresan Tamamdır. vakalar bakalım nedir. Eğitimini vesaireyi konuştuk. Avukat olmak isteyenler kısaca e, bu işin çok da aşırı zor olmadığını ama bol bol bir 4 sene boyunca bir ezber yapmanız gerekiyor. Ama ezberlediklerinizi her ezber olduğu gibi sonrasını unutuyorsunuz. <laughs> Bütün branşlarda bu geçerli. Kısa bir müzik arası verelim. Bakın ben de çalacağım şarkıyı ezberlemedim. Ne çıkacaksa karşı şansımıza diyelim. Ve sonrasında da bakalım enteresan davalar yaşadı mı e, konuğumuz? Gerek aile e, duruşmalarında gerekse ceza hukuku e, davalarında. Siyah da Akademik bakışta Michael Koyucu'yla birliktesiniz efendim. Ee, Dünya Avukatlar Günü 5 Nisan yani yarın e, bir kez daha bütün avukatlarımızın Dünya Avukatlar Günü'nü e, kutluyoruz. Bir şey vardır ya yine şimdi bakma geldi. Doktora ve avukata Allah düşünmesin derler. Aynen. İşte bir, 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 hastane bir adliye düşünmesin. Aynen evet, vardır. Evet ya. Yani enteresan tabii ki her, yani ama, tatlı nahoş olaylar olduğu için. Aynen yani. ama herkes ihtiyaç olduğu için. Tabii. E, çünkü herkes sonuçta insanız. Evet. Birisi kavga da edebilirsin. Hastalanabilirsin. evet. Hastalanabilirsin. Doktora da gidebilirsin. Tabii, tabii, tabii. İyi, iyi. Hayatın Tabii. zorluğu bu mecburiyeti diyelim Mecburiyet, Peki evet. şimdi siz bakıyorum notturma ceza hukuku ve aile hukuku. Evet, üzerinde doğrudur. davalar alıyorsunuz. İkisi de bayağı riskli. Peki önce önce aile hukukuyla tabii. başlayalım. Ne yapar aile Ne yapıyorsunuz? Aile Kimler geliyor size? Aile hukukunda işte anlaşamayan çiftler olduğu zaman tabii ki aile hukuku dediğiniz zaman direkt akta boşanma geliyor. Maalesef. Evet. Tabii boşanmaya baktığınız zaman iki iki tane örneği var. Birincisi anlaşmalı veya çekişmeli. Anlaşmalı evet. biliyorsunuzdur. Ee, daha, daha çok tarafların anlaşarak işte çocuğun velayetinin nafakasında evet. veyahut da e, mallarda anlaşarak hı, hı. ayrılı tek celsede biten e, bir boşanma türüdür. Bunu zaten günümüzde birçok e, ünlü de e, avukatları aracılığıyla. Özellikle ünlülerin avukatları oluyor. Ha, yani. Tabii. Değil mi? Ünlülerin avukatları daha çok e, tek celsede boşanma iş, işlemini gerçekleştiriyorlar. Çünkü evet. taraflar da boşanmak istiyor. Evet. Magazineye düşmek istemiyorlar. Aynen öyle. Evet. Bildiğiniz gibi sizin de. Evet. E, boşuna. Fakat çekişmeni biraz uzun sürüyor. E, en az bir yıl en fazla bir buçuk yıl arasında süren hmm. uzun bir süreç çekişmeli. Çünkü dört veya beş celsede süre Tanıklar geliyor işte tarafların. Tabii kadının tanığı, erkeğin tanı tanığı. dosya işte bilirkişi gider evet, veyahut çocuk varsa, çocuk pedagog tarafından dinlenir. Kimde kalmak He. istiyorsun veyahut da annem baban nasıl geçiniyordu evet. Gibi Artık bir... o zaman o, o noktalara da geldi. Eskiden biraz daha şeydi. Çok eski yıllarda. Şimdi o zaman pedagoji vesaire giriyor diye işin içine. Tabii yani. Yani giriyordu? aile hukuku şöyle bir şey var. Aile hukuku aslında o da bir zevkli bir uzmanlık alanı fakat Tüm avukatlarına bildiği üzere boşanan çiftler de bilir, avukatla müvekkil arasında her zaman dedikodu olur. Yani dedikodu hmm. dedikodu dinleriz her zaman. Değil mi? Doğru, Aynen. doğru. Doğru. O işin o esprisi vardır. Aile hukukun dedikodu esprisi vardır. Evet. E, tabii e, kısaca tekrar bir bahsedeyim. E, boşanan çiftlerden sonra da e, sadece bir velayet davası olabilir. Mesela çocukta anlaşamamışlardır hmm. Veyahut da kimde kalsın? çocuk? Tabii kadın bir haysiyetsiz yaşam sürüyordur. Erkek hmm. bir haysiyetsiz yaşam sürüyordur. Sonradan bir velayet davası açılabilir. Evet. veya Veyahut da nafakanın arttırılması. Atıyorum e, 3 milyar bir nafaka alır. Fakat e, adamın geliri artmıştır. Kadın tekrar talepte bulunur. Tabii 3 milyar nafakanın arttırılması diye bir nafaka arttırımı davası açabilir. Peki nafaka nasıl belli olur? Nafak, Mesela Acun e, en son dedikodusun dedikodu olabilir. 125 lira nafaka dediğine dair gazetelerde okuduk. Tabii. Ama yalan ama doğru bilmiyorum. Tabi. Şimdi mesela 125 milyar nafaka nasıl belli olur? 125 bin lira diyelim yeni para. O e, mallarının mülklerine göre, gelirine göre ben e, size şöyle bir e, işte hakim olan babamdan bir örnek vereyim. Evet. E, aile okuçluğu yaptığın zaman e, adamın, e, erkeğin içtiği sigarayı bile kadar bakıyorlar. Hmm. Bindiği arabaya kadar. Sahip olduğu her tabii, şeye bakıyorlar. Tabii mesela gidiyor e, adam parlament sigara içiyorsa, tabi burada bir sigaranın şeyini yapmayalım. Evet. Kötü bir örnektir. Fakat e, bunu işte ilk derece mahkemeni, hakimi araştırır her zaman. Evet. Yani Bütün si yaşam tarzı tabii, bakıyor. Tabi. bakıyor. Evet. Ona göre de e, altın arabası var mı? Bindiği arabası ne? Veyahut da nerede? Arabaları var mı? Yatları var mı? Ar var hangi mı? semtte evleri var? Nerede koluyor? Bebekte mi koluyor? Yoksa e, İstanbul'un e, kötü... Daha mü? mütevazı bir yani, Aynen. Koluyor. Oraya bakarlar. Ona göre Sonra de... Sonra ne de, olur? Bir fiyat mı çıkar? Bir değer mi çıkar? Değer çıkar. Ondan sonra taraflara bildirir. Nafaka bu kadardı. Tabi avukatlar her itiraz eder. Tabii. Müvekkilin bu kadar gelir yoktur. Veyahut da ee, gibi itirazları bu Hakim ona göre değerlendirir. Son kararını verir. Tabi bu ileride ee, adam ee, bir iflas edebilir. Veyahut da başka bir şey olur. Evet. O zaman nafaka indirilebilir tabii ki de. Revize edilebilir Tabi aynen. Gün, gün, günün şartlarına göre. Yani belli bir standardı yok o zaman. Atıyorum belli... 10 bin lira maaş alan bir kişi. Ne kadar nafaka öder? Örnek o, uyduruyorum o, şu an. 10 arada. bin lira alan bir kişi yaklaşık e, en az gene 1 bin lira e, en üstü de kendini yetecek. Çünkü e, o insanın da kendi yaşamını e, idame ettirmesi lazım. Hı -hı. E, en az 1 bin lira en fazla 1500 lirası bir nafaka verebilir. Tabii çocuğun sayısına göre değişir Tabii bu. Evet, çocuk vesaire Tabii, değil mi? Evet, aynen. Peki e, burada şey var. E, Geçmişini bir konuşurken yine e, bir şey aklıma geldi. Geçenlerde gazetelerde okudum. Ne kadar da bilmiyorum. N Ömür boyu nafakanın kaldırılması tartışıldı. Aynen. Mı? biz Ben de aslında e, tabii e, Adalet bakan iş ne kadar... Çünkü oradakiler bizden... Bizim de 30 yaşındayız. Gideceğimiz daha çok yol var. Evet. E, oradakiler daha tecrübelidir. Fakat e, birçok avukatın da birçok e, tarafın da işte boşanan çiftlerin nafaka veren tarafın da e, şikayetidir Mesela atıyorum şu anda aşamada olan 5 yıl olsun nafaka. Ha süreli. Evet, olsun süreli yani. olsun aynen. Şu anda süresiz değil Süresi mi? Süresiz tabii. Yani hmm. Aa, tabii bu şeyde kesilir tabii Michael Bay mi? şey diyeyim. Ee, kadın başkasıyla evlendiği zaman. Hmm. Kesilir mesela nafaka? Otomatik kesilir. Evet, kesilir tamam. veyahut da babadan kalan bir maaş vardır. O zaman da kesilir. Evet, emeklilik maaşı ya evet, benzeri bir şey. Evet, vefat eden babadan kalan bir hmm. maaş vardır. Miras gibi, şey. gibi aynen. Hmm. Yani o otomatik bir hayat statüsünde yükselme olduğu zaman keşinin o nafakayı almaktan vazge gidiyor yani. Gidiyor yani elden gider tabi. O zaman e, hatta e, dediğim gibi e, mecliste bunun gündeme getirilmesi de konuşuldu. Falan. Konuşuldu evet. E, bu herhalde en çok erkekleri mutlu eder o zaman. Aynen <laughs> doğru aynen erkekleri yani. mutlu eder. E, çok enteresan. Çünkü Türkiye'de daha çok e, tabi tek tük gene böyle farklı konuda karar olarak kadının nafaka verdiği durumlar çıkıyor. Ha, Ama onu çok... da soracağım. tek evet. mi nafaka verir? E, yani yüzde e, yüzde vurduğumuz zaman. Mı? Tabi. Ör örneği var. Tek tük var. Fakat çok nadir. Sonuçta erkeğin kendisine e, bir işe girip çalıştırması, idade, idame, idame ettirmesi lazım. Eve bakması lazım. Çocuğa bakması lazım. Kadınlara tek tük. E, daha çok tazminatta oluyor kadınlar veriyor. Orada hmm. mesela daha çok örneği var. E, mesela kadın aldatır. Evet. E, veyahut da uygunsuz bir yaşam süre. Evet. örnek verecek olursak burada tabi hukukta ve tıpta ayıp yoktur. Tabii. Kadının evine e, giren çıkan belli değildir. O kanıtlanır, zaman kanıtlanır kanıt ve tazminat, e, Öder. Tabii, hmm. tazminat öder. Hmm. Ama bu tıpkı erkeğinde olacağı bilgi. E, 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 erkekte de olur. Şu var o zaman kadınla erkek tazminatta eşit. Ama nafakada sanki kadınlara biraz pozitif ayrımcılık yapıyor. Tabi. Yani teorik konuşuyorum tabii, şu anda ya. Tabii. Kadın dinleyeceğimiz kızmasın. Ama ben. tabii <laughs> aslında, aslında olması gereken de o aslında. Sonuçta e, insanın var olduğundan beri kadın e, daha çok e, tabii şu anda günümüz şartlarına göre Türkiye'de ve dünyada kadın çalışan sayısı fazla. E, bayağı çalış, evet. Tabii yani çalışan sayısı fazla. Var, evet. Sonuçta e, erkin eve bakması gerektiği için daha çok erkek tarafına kadına nafaka veya da tazminat ödenir. Evet, Malibe evet. tazminattır, evet. maddi tazminattır. Oldukça enteresan. Evet bakalım yeni kanun çıkacak mı? Girecek mi? Ee, eğer öyle bir şey olursa süreli nafaka gündeme gelebilir. Ee, bunu da hep birlikte göreceğiz. Ee, şimdi e, hukuk aile hukukunu konuştuk. Bir kısa müzik arası verip e, ceza hukukunu konuşalım. Baya en sağlamıdır bu bence. E, bakalım e, konuğumuz Cihan Esin'in ceza hukukunda enteresan vakaları olmuş mu? Kısa bir müzik arası sonrasında da birliktelik devam edecek. Türk. Akademik Bakış programında Michael Kuyucu ile birliktesiniz ve dünya avukatlar günü 5 Nisan yani yarın ve biz de bugün programımızda bir avukatla birlikteyiz. Avukatlarımızı hem konuşuyoruz, hem sektörü konuşuyoruz, hem de avukat olmak isteyenlere nelerle karşılaşacaklarına dair ipuçları veriyoruz. Az önce Aile hukukunu konuştuk konuğumuz Cihan Esin avukat aynı zamanda da ceza hukukçusu şimdi peki siz nasıl belli oluyorsunuz mezun olurken cezacı olacağım aileci olacağım uyduruyorum vesaire yani onun bir branşı mı var kendiniz mi seçiyorsunuz kendiniz seçiyorsunuz veya, bütün eğitimi alıyorsunuz Tabii bütün eğitimi alıyorsunuz her konuda ondan evet. sonra akabinde şey olduğunuz zaman ben diyorsunuz bir, ki bu ikisinde yoğunlaşacağım Tabii bir yıllık stajdan sonra e, bunda yoğunlaşacağım Tabii hepin, hepsine bakma bir şansımız yok çünkü e, hukuk alanı da çok geniş bir konu. Doktorlukta olduğu gibi. Hepsine bakarsanız biraz bir dalma şansınız var. O yüzden bir, ve, bir veya iki konuda uzmanlık alanı yapmak iyi. Daha fazlası biraz avukatlar için zararlı. E, ben yazdım öyle düşünüyorum. Bir de, evet, şahsi doğru. görüşüm öyle. Ve siz de e, aile ve ceza, ceza, hukuku. ceza hukuku. Peki gelelim cezaya. Şimdi ceza hukuku e, tabii ki sorumluluğu da daha büyük olan bir daha şey. Daha büyük tabii. Sonuçta tek bir kelimeyle duruşma esnasında verilen tek bir beyanla veya da dilekçe yazacağınız bir savunma beyanıyla müvekkilinizi tüm ayeti sizin ellerinizde. Evet. Evet, e, ben insanlara şunu öneriyorum. Diğer şeylerde tabii ki de maddi durumunuz yoksa avukat tutmak zorunda değilsiniz. Fakat ceza hukukunda muhakkak bir avukatla çalışmak Değil zorundasınız mi? çünkü tabii. tek bir sonuçta siz kanunu bilemezsiniz. Ne kadar araştırırsanız da tek bir hatayla e, yüksek bir para cezası alabilirsiniz. Bu sizin özgürlüğünüzü de kısıtlanabilir, cezaevine de girebilirsiniz. Değil o yüzden riski ceza riski büyük. Yani. Riski büyük. Ben her insan söylediğim bana danışanlara. Tamam aile hukukudur veya da icra hukuku, iş hukukudur. Avukat tutmak zorunda değilsiniz. Tabii imkanınız varsa tutun. Fakat ceza hukukunda her zaman avukatla çalışın. Paranız olsun, olmasın evet. muhakkak tutun bir avukat, evet. ceza hukuku. Peki e, enteresan ne bileyim? Yani şu yakın geçmişten e, baktığınız e, va, davalardan vakalardan bilin anlatır mısınız? Nasıl oluyor? Yaşatır mısınız bize daha doğrusu? E, şöyle söyleyeyim e, belli başlı tabii ceza hukukunda birçok onu var. Hakaret, tehdit, şantaj. Evet hırsızlık, adam öldürme veya yaralama, işte yasa dışı bayis, yasa dışı bayis, kavga, cinsel suçlar, terör suçları U, uyuşturucu. Ondan sonra e, organize suçlar. E, tabii e, ben ceza hukukuna başlarken belli başlı konularda e, tabii üstadım olan babamdan da örnek hmm. alarak bazı konulara bakmamaya karar verdim. He. Yüz mesela. yüz kızartıcı suçlar mesela. E, yüz burada, Tabii buradan kendimi de pek şey olarak bahsetmeyeyim. Fakat evet. e, yüz kızartıcı suçlar işte cinsel suçlar veya da terör suçları gibi dosyalara ağırlıklı olarak bakmam. Bakmıyorum. Şu evet. elimde Prensip olarak olarak da, En azından olarak. şöyle söyleyeyim. 6 yılda e, al almadım dosyalar oldu. Hı -hı. Ee, avukat olarak teklif edilmeme rağmen almadım. Aha. Onun haricinde herkesin savunma hakkı vardır anayasa'ya göre. Ee, diğer meslektaş arkadaşlarımız savunabilirler. Tabii. Ee, bize gelen daha çok davalar hakaretli, tehdit, şantajdır, hırsızdır, işte yaralama dosyasıdır veyahut da e, işte nasıl bahsedeyim? E, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yüz kızartı suçlarının dışında kalan suçlardır. Öyle Hı -hı. bahsedeyim. Evet. Ee, insanlar daha çok e, tabii birisine e, siz daha iyi bilirsiniz. Ya, en azından sosyal medyada veya da işte radyo, televizyondur bizlerden e, hı hı. biz ukuç olduğumuz için daha fazla bilir miyiz? Sizler daha iyi bilirsiniz. Sosyal medya daha çok insana birbirine hakaret eder. Maalesef, Yakalanmayacağını evet, düşünerek evet, evet. bilişim suçu işler. Hiç öyle de geldi mi? Vaka var mı? Azalıyor. Artıyor değil mi? Artıyor. Çok var. artıyor. Hatta bilişim işte savcılığı arttı Türkiye'de. Evet. Artması da lazım. Doğru hı. bir karar oldu. Ee, tabii Facebook, Instagram, e, Twitter. Twitter, WhatsApp gibi şeylerden daha çok işte küfürdür veya hakarettir işte seni bulursam böyle yapacağım gibi hakaretler geliyor. E, Bu tarz da davalar geliyor yani. Insanlar, i̇nsanlar da yakalanmayacağını düşünüyor. Evet. E, tabii, Ama yakalanıyorlar. Yakalanıyorlar. Bu ne kadar e, sahte hesap da olsa hı hı. E, bir IP adresini açık verdiğin zaman bilişim savcıları da Allah'a şükür iyi. E, işlerini çok iyi yapıyorlar. Direkt işte bir ile iki ay içerisinde o kişiyi emniyet güçleriyle beraber sap deyip buluyorlar Buyuruyor. ve yargılanmasına başlıyor. Dolayısıyla böyle sosyal medyadan atıp tutup sallamamak gerekir. Aynen bence de öyle size evet. katılıyorum. Sallamamak gerekir. Ya bir şey yazarken daha çok insan olarak eğer ki bir eleştiri de yapacaksan o konuda kalmak hı hı. gerekir. Hakaret boyutuna ulaşmamak gerekir. Çünkü hakaret boyutuna ulaştığı zaman insanlar biraz önce de sizin de söylediğiniz gibi yakalanmayacağını düşündüğü için küfür veya tehdit ediyor veya da şantaj da çok oluyor işte şantaj sosyal ve sosyal medyada bana bak ben seni yakalarsam diye başlıyor tabii eğer ki sen bana işte para vermezsen evet. ailene zarar ve ver, veririm veya da kariyerini bitiririm gibi evet. e, şantaj yapıyorlar daha çok şu an Türkiye'de değil hatta tüm dünyada biraz evet bunlardan e, ön planda. Ön Sosyal medya suçları, bilişim evet. suçları. Peki e, sosyal medya suçlarının cezaları ne, ne durumda şu anda? Ya şu Para an, cezası mı, hapis cezası mı? Yani nedir en ufak ve en büyüğü? E, hapis cezası veriliyor fakat... E, erteleniyor galiba. Erteleniyor evet. Eğer kişi temiz ertelenir. Hmm. E, i̇ki yılın altındaysa bir... E, iki yılın altındadır bilişim suçları. İki yılın altında kaldığı zaman HAGB biliyoruz biz ona hukukçular arasında. Aha. Hüküm açıklanmasının geriye bırakılması 5 e, yıl boyunca tabi o 5 yıl boyunca sicilde hmm. gözükmez fakat Hakim savcı ekranında gözükür eğer ki başka bir e, suça karışırsa o işlediği bilişim suçu ile beraber yeni suçu da çekerek birlikte. Birlik, hmm. birlikte aynen hmm. cezaevine öyle girer. Hmm. o sefer ikinci sefer işlerse ertelenme olmaz ama bir seferlik erteniliyor tabi sicili temizse. temizse. Ad, tabi adli sicili kaydı temizse evet, evet. o zaman ertelenir. Bir de maddi ...cezalar oluyor. Mesela ceza... Twitter'da... ...bana küfür etti. Ya yani da ne bileyim... ...hakaret etti. etti. Tazminat davası oluyor. Ta, ha, tazminat davası... Sizin, e, ...bildiğiniz gibi o hukuk mahkemesinde... ...açılır. Ha. Ceza mahkemesinde değil. Hmm. Ama ben insanlara... ...ceza mahkemesinde... e, e ki bir ceza mahkemesi süreci bitsin diyorum... ...karşı tarafın suç işine dair bir çünkü beraat ederse tazminat alamayız ya. Karşı taraf beraat ederse tazminat alamayacağımız için karşı bir ceza alsın. Akabinde biz hukuk mahkemesinde tamam. manevi tazminat açalım. Tamam. İşte bu bize şu küfür etmiştir. Evet, ben de bundan cezası pis... kanıtlanmıştır. Kanıtlanmıştır aynen öyle. Psikolojik olarak yıpranmışımdır e, veya bir maddi bir zarara uğramışımdır. Bunun ettiği küfürden veya da hakaretten, tehditten, şantajdan dolayı evet. o zaman gidilir e, hukuk mahkemesinde e, manevi tazminat ve maddi tazminat davası açılabilir. Evet dolayısıyla Kal bu ama tabii ki bizim e, halkımız biraz sabırsızdır. Herhalde aynısına ikisi, ikisi de aynısını da çok Tabii yani. Açanlar var açma makduru yok tabii öyle bir yasal sınırlama evet. yok. Açabilirler açtıkları zaman ama da. Ama raconu böyle değil. Aynen yani. bence ben, ben kalsam ceza mahkemesi bittikten sonra açarım. Evet peki e, bu bölümün son sorusuna çok merak ettiğim bir şey mi? dinleyeceğimiz de bu sorunun cevabını merak eder. Şimdi kitaplar var. Hukuk yasaları var. Bir de kanaat var. Yüzde kaç kanaat yüzde kaç e, yasa size göre sonucu belli ediyor. Hakim e, kanaati. Hep bu kanaat derler ya yani. Ya da emsal tabii. dava olayı da var bir de mesela. Tabi emsal dava. Emsal dava işte Türkiye'de en yüksek dereceli mahkeme Yargıtay Mahkemesidir. Evet. Yargıtay'dır. Onun altında bölge mahkemesi yeni kuruldu. Ee, bölge mahkemesi belli başlı bölgelerde vardır. İstinaf Mahkemesi. Onun ilk ilk derece mahkemesi zıdan Türkiye'nin 81 ilinde de vardır. İşte evet. İstanbul'da Çağlayan, Bakırköy, Kartal Hı -hı. gibi gitti Bursa falan filan. E, fakat insanlar şey yaparken e, ne de o e, hakkaniyet şeyini yaparken mesela iş mahkemelerinde yüzde otuz hakkaniyet indirimi vardır. Hmm. E, işveren iş uyuşmazlığı arasında hmm. süren. orada geliyor. orada geliyor. Tabi aile hukukunda da vardır. Aile hukukunda daha çok e, çocuğun velayeti konusunda çıkar. E, şeyde de e, ceza hukukunda da en önemli ilkeden bir tanesi benim inandığım şüpheden sanık yararlanır şüpheden hmm. sonra gerargının ikisi görünce eğer ki suç bir şüphe aşamasına kaldıysa kesin olarak ispatlanamayacak bir delil hmm. ortada yoksa belgedir işte konuşmadır kamera kaydıdır ses kaydıdır evet. gibi yoksa, yoksa yoksa şüphe aşamasına kaldığı için iddia olarak yani aynen öyle İddia olarak kaldığı Fakim için kanatine verir e, şüphe aşamasında kaldığı için işte sanın veya şüphelinin e, beraatine Evet, evet, O da öyledir. Oldukça enteresan ama hakimlik de e, bayağı zor. Peki savcılar hep kötü mü olmak zorundadır? Yani latife kötüden e, kasıt hep kötülü, hep ceza mı istemek zorundadır? Tabii zordadır. savcılar mesela görevi bu, budur değil mi? Yani evet, sav, latifesini... savcılar ceza hukuku ile ilgilenir. Onlar, hukuka, yani yani onlar ceza, evet. ceza tabii. Onlar iddianame yazarlar, soruşturmayı yaparlar. Evet. İlk yani ilk dosya onlara gelir. Emniyet güçleri tarafından evet. veya direkt adliyeden bir şikayet ediyorsan direkt savcının savcımızın önüne gelir. Savcılar da bunu değerlendirir. Eğer ki bir e, şikayetçi olan tarafın e, dilekçesinin altında önemli delilleri varsa hmm. ona göre karar verip iddianameyi yazıp mahkemeye gönderir. Evet. Hakime gönderir. Bayağı Hakim de yani. kabul eder. Yargılamayı başlatır. Evet yani o zaman bu bu sistemde en e, kötü gibi kalanlar savcılar oluyor. Yani, <laughs> yani daha çok şöyle kötü demeyelim de çünkü savcılarımız da e, önemli işleri tabii, tabii. çünkü önemli bir atıyorum çok önemli bir cinayet dosyası vardır. Terörist suçu vardır. Tabii, tabii. Bu işleri çok iyi yapan savcılarımız var ve çok iyiler de ondan sonra üst atlarımızdır. Ee, i̇ddialar çok... onlar kurcalıyorlar. Tabi, iddialar onlar kurcuya. Tabii Yok, olduğu için daha çok piyasalardı, piyasalardı yani. Evet, yani. doğru, doğru. Bu açıdan gerçekten oldukça enteresan ve evet, ee, hukuk. Ee, Fakültesi e, mezunlarının e, neler yaşadıklarını Dünya Avukatlar Günü'ne bir gün önce e, konuşmuş oluyoruz. Yine kısa bir müzik arası verelim ve yavaş yavaş kardepik bakış programının sonuna doğru geliyoruz. E, savcı ya da hukukçu ya da hakim, avukat olmak istiyorsanız e, valla güzel bir tablo çizdi Cihan Bey. E, bakalım finalde neler söyleyecek bize. Siyah dağıtıyor. Right. Evet Michael Koyucu'yla birlikteyiz ve akademik Bakışta Dünya Avukatlar Günü öncesinde e, birlikteyiz. Konuğumuz Cihan Esin Avukat. O zaman e, siz avukatlığı seviyorsunuz. Avukatlığı yani seviyorum. güzel bir e, yani 5 e, yaşından beri hayalim buydu. Evet. E, bu mesleği yapmaktı. Şu anda da memnunum. Hala meslekte 6. yılda memnunum. Evet. Mesleğimi de güzel bir şekilde idame ettirdiğimi düşünüyorum. Evet. Peki sonradan hukuk e, ta avukat oldunuz. E, hakim olmak isteyen ne yapıyor? hakim olmak isteyen... Mesela 40 yaşın, 50 yaşın olabilir Tabii olabi musunuz? olabilirsiniz. Yani. Aa, onu da bir, sınava mı Bir yaş sınırlaması geldi sanırım. Ee, avukatlarda bir e, 35, şu an tam bunun net bir bilgiyi bilmiyorum. onun da, da bir limiti var. Ya, tabii yanlış yönlendirmeyeyim insanları. Tabii, hukuk fakültesinden direkt mezun olduğunuz gibi avukatlık yapmadan hakim savcı olabilirsiniz sınavına girerek. Avukatlıktan hmm. da geçebilirsiniz hakim. Fakat yaş sınırı vardı onlarda. Evet. Ondan sonra e, avukatlığı bırakıp hakim savcı olanlar da çok. Yani avukatlığı. Hı -hı. Sonuçta insanlar biraz e, Ağzı e, laf yapmayınca veya da dürüstlükten şaşmayınca Hı -hı. şey yapıyorlar. Ne de o? Hakim-savcı sınırını yiyor. Tabii Tabi e, onda puan sınırlaması var. Son sınavda tabi o kalktı. Sıralamaya göre aldılar. Fakat eskiden e biri devam eden 100 üzerinden 70 puandı. E Ondan sonra girip 70 puanı aldıktan sonra Limitleri var yani. sözlü mülakata girip Adalet Bakanlığı tarafından A, mülakata da tabi, sözlü mülakata e girdikten sonra da e, hakim-savcı olarak başlıyorlardı. Evet oldukça e, enteresan. E, peki hangisi daha iyi para kazanır? Yani piyasada Yani şöyle bir laf var avukat kazanır değil yani, mi? Piyasa ya, koşullarında konuşuyoruz. Ya, şeye baktığınız zaman tutturursanız tabii ki avukat kazanır. Fakat evet. bu herkes tarafından bilinen bir şey vardır. Hakim savcılıkta e, ne boyun kısılır ne boyun uzar. Evet. Ee, Çok güzel. Tabii ki devletimizin verdiği olanaklarda e, hakim. Olanaklar dahil tabii ki de o hakları vardır, evet. maddi manevi, i̇şte maaşına zam da gelir. Fakat evet. bir forsula vardır mesleğin. Evet. Fakat ne boyun kısır ne boyun uzar. Avukatlıkta belirsizdir. Tutturursan tabii ki de hakim, savcıdan evet. daha fazla maddi olarak Kazanabiliyor. Bazı avukatlar, özellikle herhalde bu icra davalarında, yüzdelikle çalışıyorlar diye duydum, bilmiyorum doğru e para duydum. öyle Doğru duymuşsunuz. Para da öyle. İcrada veya... Mesela yüz ne bileyim, 1 milyon liralık bir dava var, alacağınız var. E, ne yapıyor mesela? Sizin için de bilmiyorum. Genel olarak. E, genel olarak insanlar bilmiyorsa onu da söyleyeyim. Bazıları çünkü e, fazla para talep ediyor avukatlardan. veya da müvekkillerden de az para e, veren var. Şöyle söyleyeyim. kanun Kanunda yazan %15'i ila %25'tir. A, bu kanunda yazılı yani? Tabii. Abi, bu bir komisyon ya da avukatın istediği bir şey değil Tabii. yani? Tabii. E, avukatlık kanunu göre diyor ki. Müvekkil diyor avukatta %15'ten az veremez. Atıyorum bir hmm. 1 milyonluk alacağı var. 150 bin lira. 150 bin liradan az avukata veremez. Kanun hmm. diyor ki %15. Avukat da %25'ten fazlasını talep edemez. Tamam. Evet. Yani bir milyon 250, ha, 250 bin 250 binden fazlasını talep edemez diyor. Evet. Tabi aralarında bir akrabadır ya da şey vardır. Tabi az da verebilir, çok da verebilir. Ama normalde kanunda yazan İlk defa tanışıyorsunuz o kişiyle hmm. kanunu göstererek %15 ile 125 arası ben senden isteyebilirim diyebilirsin. Evet bu da oldukça net. Ben sana ha. diyordum ki sektörde böyle bir racon var. Mevsim kanunda varmış. Kan, kanunda yani. var evet. Evet ve bu şekilde e, o zaman e, ünlülerin avukatı olmak ne bileyim filan bunlar da güzel yani. Tabii var. E, 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 benim, <laughs> de, b, benim de birkaç tane e, ünlü e, müvekkilim var. Baktığımız dosyaları var. İstanbul içinde, İstanbul dışında, onların da şu an davaları devam ediyor. Tabii şundan bahsetmeyelim. Tabii ki. E, Süreçler devam ediyor. Hı hı. E, baktığımız var, ünlü bir yaptığınız zaman tabii eğer ki davayı bir de kazandığınız takdirde tabii isminizi duyurmanız daha fazla. Tabii değil Veya da önemli bir şirkette, e, Türkiye'nin bir şirketin. başta önemli bir şirketi vardır. E, gene şirketin ismini vermeyelim. Fakat önemli bir şirkete girdiğiniz zaman, o şekilde avukatın yaptığınız zaman ve o şirketten çıktığınız zaman da isim yapabilirsiniz. Tabii. Çünkü sonuçta insanlar bu avukat bu şirketin avukatlığını Değil yapmış mi? diyebilirler. Evet. Yani sonuç olarak şunu söyleyelim. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de PR önemli yani. O kişinin Aynı. piyasada adını duyurması Duyu, önemli. Duyurması önemli. Değil Tabii mi? her meslekte mesle olduğu gibi. Yani bilgi vesaire her şey tamam ama piyasada adın olacak. Son sorun peki mahkeme kayb kaybetti Kavga falan çıkıyor mu? Yani şeyde çıkmaz. Yani, ee, ya sen yüzden kaybettik falan. Ne biçim var savundun bizi falan şeyler. Yani bireysel olarak sormuyorum. E, ee, tabii aynen, doğru. O, olanları duydum. Sektörde Benim evet. arkadaşlarımın başına gelenleri duydum. Bazı arkadaşlarımın evet. başına gelenleri de duydum. Ama tabii ee, şey olduğu zaman ilk başta program başlarken söylemiştim. Ben davaya girerken yani davayı alırken söylerim kazanma şansımız yüksek fakat kaybedebiliriz de hmm. ve bu davayı kesin kazanırız ve bu davayı kesin kaybederiz bana ona göre ver. Ben bunu dediğiniz zaman 6 yıl içerisinde bana e, hiç gelmedi yani hiç e, laf evet. eden müvekkilim olmadı Evet, evet. E, evet. davayı kaybettik diye. Oldukça enteresan çünkü şey var evet. maalesef ülke olarak da biraz toplum olarak biraz duygusal bir toplumuz. Ee, Allah korusun hastası öldü diye doktorunu öldürenler de olur. Var olmaz yani mı? son 30 yılda Tabii. bunları çok yaşadık. Ee, dolayısıyla vay sen beni savunamadın vay işte hapisten çocuğumu karımı kurtaramadın beni boşayamadın bilmem ne diye eminim oluyordur. Doğru. doğru. Allah sizi ve bütün avukatlarımızı bu tarz, bu tarz müvekillerden korusun. <laughs> <laughs> Başka bir şey demeyeceğim ve finale doğru geliyoruz Dünya Avukatlar Günü. Ee, ne diyelim o zaman avukatlar için bir mesaj alalım o zaman. Sizden. Aynen. Bugün yarın, avukatları temsilini aldık cihanesini. Yarın Dünya Avukatlar Günü. Öncelikle beni burada ağırladığınız için teşekkür ederim. Çok güzel bir e, misafir olarak beni ağırladınız. Teşekkür ederim. Bir teşekkür ederim. Ee, yarın Dünya Avukatlar Günü olduğu için e, başta e, tüm avukat meslektaşlarımın, üstadlarımın, benden büyüklerin ve daha çok hı hı. E, daha çok tecrübelerin ve benden sonra gelen e, genç avukat arkadaşlarının avukatlar günü kutlu olsun dünya avukatları günü hı hı. E, mesleklerinde iyi bir yıl daha diliyorum e, daha adaletli bir yıl diliyorum ee, ...herkesin gönlüne göre olsun... ...daha adaletli bir yıl olsun. Diye evet yapayım. adaletli bir yıl olsun. Bir olsun. olsun. Evet, en çok evet. ihtiyacımız olan şey. Gerçekten de çok teşekkür ediyoruz. Avukat Cihan Esin'le birlikteydik efendim. Ee, bir kez daha Dünya Avukatlar Günü kutlu olsun. Bütün mesleklerin e, önemi... ...gerçekten de birbirine göre... E, ...daha önemli olan e, meslekler var. Her mesleğin önemi çok farklıdır. E, hukuk da bunlardan bir tanesidir. Hukuk eğitimi almak zorlu süreçleri gerektiriyor. Belli bir puanı yakalamanız lazım ama... ...sonrasında da gördüğünüz gibi puanı yakalıyorsunuz... E, Eğitim alıyorsunuz ama serbest piyasa koşullarında değişmeyen bir şey yine kendinizi geliştirmeniz Aynen. ve kendinizi bir piyasa oluşturmanız. Aynen. Öyle diyelim size. Teşekkürler Cihan Esin. Sağ olun teşekkür ederim. Ben size de teşekkür ederim. Evet bir akademik bakış programında daha tekrar bir araya gelince kadar hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.